Ne oldu şimdi bir sürü veda mesajları yazdınız? Bir sürü trip mesajları. İngilizce bir şeyler yazdınız. Ne oldu Yok sözünü tutmadım falan. yani? Ben söz tutmak. Ben söz tutar mıyım? Black. Eski videolardaki olduğu gibi treni çekmemiz gerekiyor. Acilen yetişmeye çalışacağım. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Ninja Adel. Lan unuttum girişimi. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Ninja Adel. Türkiye'nin yabancı kanalı olup aksansız konuşan bir Rus çocuğunun kanalına hoş geldiniz. Evet. En son video çektiğimde yaz yeni başlıyordu. Şu an sonbahar gelmiş. Havalar da soğuk. Tek başıma antrenman yapmaya gidiyorum. Neden tek başına diye soracaksınız. Oğlum kimse gelmiyor ki. Şu günlerde belki merak edenler vardır diye merak eden yoktur muhtemelen. Çünkü kaç yıl geçmiş, kimsenin haberi bile yok video çekeceğimden. Artık normal günde neler yaptığımı göreceksiniz. Bu bir vlog. Arkadaşlar Erzurum'da her gün yağmurlu olacak diyorlar ama ne zaman çıksam hava güneşli gördüğünüz gibi. Kel bir tane kız geliyor. Ön yargıyla yaklaşmayın hiçbir şey arkadaşlar. Evet ama havalar gerçekten soğudu biraz. Çok rüzgarlı oluyor. Ben yokken neler oldu? Onlardan bahsedeyim. Günde Erzurum'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geliyor. Her yer bayraklar asılmış, polisler duruyor falan. Neyse. Antalya'ya gittim tatile. Bir haftalığına gemiyle falan, belki koyarım burada gemiyle falan şey yaptım. Ondan sonra İstanbul'a gittim. Trabzon'a, Rize'ye yakın zamanda gittim bir iki hafta önce. İstanbul'da yarışmaya katıldım. Parkur yarışmasına çok düşük bir dereceyle çıktım. Ve o günden beri işte her gün yapmaya çalışıyorum. Elinden geleli antrenmanı yapmaya çalışıyorum. Daha çok antrenmanlara yoğunlaştım. Instagram'da genellikle antrenman paylaşıyorum. Yani YouTuberluk havası hiçbir yerde kalmadı. Ne Instagram'da ne bir şeyde. Unfollowsurluk bile kalmamış. Neyse. Her gün devam ediyorum ve şu an yaklaşık iki ayak bileğimde sakat. Yürüyemeyecek, yürümeyi zorlaştıracak kadar sakat ama gene bir şekilde ısındırıp, esnetip antrenman yapmaya çalışıyorum. Bu kesinlikle çok zararlı. Tehlikesi çok büyük. Acının veya kırılmasının büyük risk attırıyor. Risk atıyoruz yani. Kırılma riski çok büyük artık yapıyorsanız. Bence denemeli, dememeli, denememeli. Doğum günü kutlayacağız. Bilmiyorum. Belki çekerim, belki çekmem. Eski YouTuberlardan kim kaldı? Ayrıca çok yani şey YouTube'a geri dönme gibi değil. YouTube'a geri dönmeyi düşünmüyorum çok fazla. Belki haftada bir vlog gelir, belki iki haftada bir. Yani çok da öyle ciddi bir şey yapmamaya düşünüyorum çünkü her yerde olduğu gibi şu an içerikler YouTube'da olsun, TikTok'ta olsun bütün platformlarda içerikler çok berbat oldu. Kalitesiz bir şekilde oldu. Evet, bir tane daha çift öpüşüyor orada. Ve bu berbatların arasında ben de varım. Yani güzel içerikler çekilmiyor. Zaten o yüzden de zaten abone artmıyor veya günden güne azalıyor. Çok takip etmiyorum YouTube kanalımı. Yani kim çok az sayılı kişilerde kaldı böyle video çeken düzgün bir şekilde işte Orkun aktır vesaire vesaire. Biz de bu diğer çöplüğün arasındayız. O yüzden bizi kimse takip etmiyor. Uğraşsam da kimse takip etmeyecek. Misal para versem eskiden olduğu gibi hani şey videolara para verdiğime rağmen gene çok izlenmiyordu videolar. O yüzden zaten böyle bir soğuma geldi. Soğudan bırakma şeyi. Edit yapıp onun var ya ağlayarak yani sondan bir önceki videoyu izlediyseniz siyah ekran vesaire ağlayarak edit dedim bildin yani. O neydi ya? Tabii hiçbir yerde kimse işte şeyden bahsetmedi ne kadar
İşte duygulu video. Daha hani bahsediyorum 100 gün sonra düşünün siz. O şekilde yani biraz dökmek istedim. Sonuçta kaç aydır kameranın karşısında geçmiyorum. Konuşmuyorum kameranın karşısında. Şu an kendime bakmıyorum bile. O kadar belki tipsizimdir. Saçımı kestireceğim evet. Her şey spor için. Artık yakışıklı olmaya gerek yok. Artık spora devam. Ya arkadaşlar, antrenman yaparken YouTube videosu çektiğimi unuttum. Yok böyle bir şey. Yani şey diyebilirsiniz bana, bizi önemsemiyor musun diyebilirsiniz. Tabii 100 gün video atmazsan bence de önemsemezsin ama ayrı konu. Arkadaşlar ayağım gene ağrıyan ayağıma 1-2-3-4 defa düştüm. Hala ağrıyor. Buz koymak lazım bugün. Yarın antrenman yapabilmek için. Şimdi misafirler gelecek. Benim de acilen şeye gitmem lazım. Eve. Evet, kısa kollum. Kaslı. Arkadaşlar artık böyle bir iki gün başladım. Patlayıcı güç için çalışıyorum. Tabii bizim sporda patlayıcı güç, yani bütün sporlarda olduğu gibi patlayıcı güç çok önemli. Ve o yüzden ben de patlayıcı güç çalışıyorum. Tabii nasıl antrenmanı? Antrenmanlarımı Instagram'dan izleyebilirsiniz. Antrenmanımızı bitirdik. Şimdi biraz atıştıracağız. Gece gece çok faydalı oluyor biliyorsunuz. Hem de antrenmandan sonra. Yemeğiniz de bunlar. Unutmayın, şekerli, çok şekerli şeyler çok faydalıdır. Bu da tavuklu pilav bildiğiniz üzere. Arkadaşlar ikinci günüme hoş geldiniz. Bugün dinlenme günü. Kediler dinleniyor. Ben de dinleneceğim. Kahvaltımı yaptım, gene video çekmeyi unuttum. Neden dinleniyor diye soracak olursanız. Yani iki bileğim çok sakat. Ve bunu daha çok artırabilirim sakatlığı. O yüzden bugün dinlenme vakti. Aslında çok da dinlenme vakti değil. Güç falan çalışacağız, ancak takla atmayacağız. Veya dizi izleyeceğiz. Haftada iki gün babama yardım etmek için işe geliyorum. Günde iş günlerden birine denk geldiniz. Bugün çalışıyorum. Bu kadar. Hafta başka bir şekilde geçmiyor. Eğlenceli. Neyse, videoda daha anlatacak bir şey yok. Bir sonraki hafta eğer eğlenceli bir şey olursa çekerim. Kanala eğer aboneyseniz abonelikten çıkmayı ve dislike atmayı unutmayın. Ne de olsa dislike'ları görmüyorum. Görüşürüz.